Evet. Ben önce şunu söyleyeyim. Hepinizi selamlıyorum Kemal Hürmet'le. Ben de pazartesi günlerini hakikaten iple çekiyorum, onu söyleyeyim. Şöyle, çünkü hazırlık da yapıyorum. Daha önce bu sunumları farklı yerlerde yaptım ama sunumu yaparken aklıma gelen şeyler oluyor. Onları not alıyorum ayrıca. Öncesinde de bir göz gezdirmeye çalışıyorum çalıştığım yerde. Yani eklemeler yapıyorum, bazı çıkarmalar yapıyorum hani ve yani ortaya böyle bir sunum çıkıyor. Ben de yani bu siyer tabiri caizse medresesinin bir tilmiziyim, bir talebesiyim yani öyle abiler, ablalar, arkadaşlar kabul buyururlarsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketli ömrünü beraber tetkik ediyoruz. Meseleye böyle bakalım. Hani diyor ya, olsa olsa bir üstatlık araya girer. Üstaz da zaten yani yazdıran demek, tarif eden demek. Ben yani öyle bir hocalığım falan yok. Ama dediğim gibi beraber o Efendimizin bereketli hayatını inşallah beraber tetkik etmiş oluyoruz. Nasip olursa bugün Bedir'e gideceğiz beraber. İşte çekilen fotoğraflar var onlardan, indirdiğim fotoğraflar var onlarla. Beraber ilk savaş Bedir zaten yani konumuzun başlığı müşriklerle Müslümanlar arasında yani Efendimiz arasında olan ilk savaşa beraber gideceğiz. Fakat her zaman yaptığımızı bir yapalım. Ana başlıklar halinde Bedir'e kadar olan Efendimizin siyerindeki şeyleri kronolojik olarak şöyle kısa bir tekrar edelim birkaç dakika içerisinde. Fil vakasını beraber inceledik. Efendimizin doğumundan 52 gece öncesiydi biliyorsunuz. Allah yani hususi bir korumayla Kabe'sini korumuş. Yani Ebrehe'nin ordusuna çiğnetmemişti. Çünkü 52 gece sonra kainatın iftihar tablosu o topraklarda, o yerde, o yörede doğacaktı, dünyaya gelecekti. Arkasından Efendimizin doğumu, viladeti, nebevi diyoruz biz. Onun arkasından süt anneye verilmesi ki beraber Beni Saat yurdunu da ziyaret etmiştik hatırlayacaksınız. Hemen onun arkasından yaklaşık 2 sene kaldıktan sonra Mekke'ye tekrar gelecekler. Tıpkı bugünkü pandemiye benzer bir pandemi Mekke'de olduğu için yani bir veba salgını olduğu için ve Efendimizin sağlığından endişe ettiği için Hazreti Halime annemiz ki yarın değil öbür gün bir sunumum var Efendimizin anneleri diye. Efendimizin anne diye hitap ettiği Ümmü Eymen'den tutun da işte Süveybe'ye kadar ilk süt annesi biliyorsunuz. Hazreti Halime'ye kadar ondan Fatıma binti Esed. Yani yengesi Ebu Talib'in eşi ona da annem diyor Efendimiz. Anne diye çağırırmış onu da. Efendimizin anneleri diye böyle bir sunumum olacak. Dolayısıyla o süt anneye verilmesi ve 2 sene kaldıktan sonra tekrar yani o veba korkusundan dolayı bir yönüyle tekrar Efendimizin Beni Saat oymağına gitmesi ki o ciddi araştırılması lazım. Yani en fasih Arapçanın konuşulduğu yerdir orası. Yani o bölge o gün itibariyle. Sonra 4 yaşında Allah Resulü annesinin yanına gelecek. 2 sene annesiyle yaşayacak biliyorsunuz. Medine'ye babasının kabrini Efendimiz yani Hazreti Amine de eşinin kabrini ziyaret için gidecekler. Dönüşte Medine'ye yaklaşık olarak 180-170 kilometre mesafedeki Ebva köyünde annesi orada vefat edecek Hazreti Amine. Sonra dedesi onun bakımını üstlenecek Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dedesi 2 sene ona baktıktan sonra birine emanet edecek, vefat edeceğini anlıyor çünkü Abdülmuttalip peygamber ahlakı olan birisi. Evet içki içermiş ama ömrünün sonunda içkiyi terk ediyor, putlara tapmayı terk ediyor. Ve Mekke'nin reisi olduğu için o gün Mekke şey Kabe'yi çıplak tavaf ederlermiş. Elbiselerimizi kirletmeyelim diye. O çıplak tavafı yasaklayan yani çok erdemli birisi, öngörülü de birisi. İşte torununun nasıl bir şana, nasıl bir şerefe ulaşacağını bildiği o ferasetiyle kestirdiği için işte onu Ebu Talib'e emanet edecek. Çünkü Ebu neden onu vurguluyorum? Çünkü Ebu Leheb yani Leheb de böyle beyazken yüzü kızaran gibi böyle bir manaya geliyor. Ebu Leheb gelip yeğenimi bana ver diyecek. O da sen hayır haşin ve sert sözlüsün. Onu üzersin diyor. Çünkü hem o hem de Ümmü Cemil onun eşi Ebu Leheb'in eşi Ümmü Cemil biliyorsunuz.
Yani biraz böyle o aile ortamında da Efendimizin üzüleceğini kestirdiği ve oğlunu da tanıdığı için hayır diyor, onu ben Ebu Talib'e vereceğim. Ebu Talib'e vereceğim derken işte iki gün sonraki şeyin konusu bu. Fatıma binti Esed'i ağırlıklı anlatacağım. Yengesi Efendimizin, yani esasen Ebu Talib ve Fatıma binti Esed'e emanet ediyor. 17 yıl bir anne gibi Efendimiz'e, biliyorsunuz 25 yaşına kadar işte şey bakacak. Fatıma binti Esed ve Ebu Talib yani bakacak. O esnada bir Şam yolculuğu var Efendimizin, hatırlayacaksınız. 25 yaşına geldiği zaman, gelmeden önce Ficar harplerine katılıyor Efendimiz. Siyer'de bunlar ayrıntılı anlatılır. Sonra 25 yaşında ikinci Şam yolculuğu olacak. Ve dönüşte işte annemizle, Hazreti Hatice annemizle işte dünya evine girme diye bir tabir Türkçe'de var ama yani evlenecekler, iş ortaklığından hayat ortaklığına adım atacaklar. Efendimiz bugünkü Merve Tepesi'nin yakınlarındaki Hazreti Hatice'nin evine taşınacak. O yuvada 6 çocuk dünyaya gelecek nübüvvetten önce. Nübüvvetten sonra da sadece Hazreti İbrahim, o da Medine'de biliyorsunuz. O da Hazreti Hatice annemizden değil zaten. Arkasından Efendimiz'e ilk vahyin gelişi, çekilen sıkıntılar, sonra hatırlayacaksınız Habeşistan hicretleri. Habeşistan hicretlerinden sonra boykot kararı alıyorlar. Habeşistan'a kaptırdıklarını düşünüyorlar. Yani Habeşistan'ın bir devlet olarak, şöyle diyelim isterseniz, yani hani mülteci müracaatını devlet başkanı Asheme, yani o günkü Necaşi kabul edince kızacak, öfkelenecek müşrikler. Bu sefer boykot kararı alacaklar. Boykot 3 yıl sürecek. 10. yılda bitince, o yıl evet boykot bitiyor, Müslümanlar biraz rahatlıyor ama Efendimizin çilesi biraz daha artıyor. Çünkü Hazreti Hatice annemiz ve Ebu Talib 3 gün arayla vefat edecekler. Biraz daha müşrikler onun üzerine gelince, bu iki vefattan dolayı Taif beraber gitmiştik, hatırlayacaksınız. Yani gitmiştik derken sanal alemde, bir gün gerçekte gideriz inşallah. Allah lütfeder. Ondan sonra Allah Resulü Taif'ten dönüşte ancak 2 ayda, yani ki o gidişi orada 11 gün kalıyor. Dönüşü hemen giremiyor, hatırlayacaksınız. Mut'im bin Adi'nin himayesinde girecek. Hemen arkasından Miraç olacak. Miraç'tan sonra 1. Akabe biatı, sonra 2. Akabe biatı. 2. Akabe biatında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye davet edecekler Ensar. Allah'tan da müsaade çıkmasından sonra önce ümmetini, yani sahabelerini, arkasından da Hazreti Ebu Bekir'le ve işte Abdullah bin Uraykıt'la beraber ne yapacaklar? Medine'ye hicret edecekler, ettiler diyelim isterseniz. Dili geçmiş zaman kullanalım. Sonra Efendimizin Medine'deki ilk icraatları, arkasından ilk mescidin inşası, mescidin fonksiyonları, Allah Resulü'nün ilk tavsiyeleri, geçen hafta işlemiştik. Ve en önemlisi ilk icraatları, yani muahat, kardeşlik, Müslümanlar arasındaki birliği sağlaması. Arkasından da Medine'de parça bölük, böyle çok da bir etnik gruplar var, ayrı dinden insanlar var. Yahudiler ağırlıklı, hatırlayacaksınız. Bir daha anlatmayacağım. Arkasından işte Hristiyanlardan ehli kitap olanlar var. Ağırlık paganist, yani puta tapan insanlar var. Ve ayrı etnik gruplar var, yani ayrı ırklar var, yani asabiyet diyebiliriz buna. Dolayısıyla Allah Resulü işte 110-120 yıldır birbiriyle savaşan Boğaz harpleri, kaldı ki Yahudiler bile kendi aralarında, yani Beni Kaynuka, Beni işte Kurayza gibi, işte şeyler de Beni Nadır gibi kabileler de birbirleriyle böyle bir faikiyet savaşı var. Sen üstünsün, ben üstünüm. Allah Resulü işte Medine vesikasını imzalayarak Hazreti Enes bin Malik'in evinde o birliği de sağlamış olacak. Dolayısıyla hicret, Allah Resulü geçen hafta hicret etmişti sahabesiyle beraber, ilk icraatları dedikten sonra burada Siyer'de anlatılan, ayrıntılı anlatılan bir konu daha var. Hicretin ikinci senesi, abiler ablalar, ikinci senesinde Ramazan orucu farz oluyor. Yani Müslümanlar 15 yıl Ramazan orucu tutmuyorlar çünkü farz değil. Hatta Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman Yahudilerin bir oruç tuttuğunu görüyor Muharrem ayında, hatırlayacaksınız. Ne orucu tutuyorsunuz siz diyor. Diyor ki Allah'ın Hazreti Musa vasıtasıyla İsrailoğullarını denizi yarıp kurtardığı gün bugün, biz onun için şükran orucu tutuyoruz, şükür orucu tutuyoruz diyorlar 3 gün. Efendimiz diyor ki Hazreti Musa'nın şeriatına uymak sizden çok bize yakışır diyor. Ve orucu, yani geldiği yıl farz
oluyor o oruç. Fakat Ramazan'da bir aylık oruç farz olarak yani yazılınca Kutübe aleykumus siyam diyor ya, hatırlarsınız Kur'an-ı Kerim'de sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılın deyince Efendimiz Muharrem'i de isteyen tutsun, isteyen bıraksın, fakat tutanın sevabı olur diyor. Bunu ısrarla niye söyledim? İşte Ramazan orucunun farz olduğu sene ve Ramazan orucunun farz olduğundan yaklaşık olarak farz, önce Ramazan'ın yani farz olduğu ayetleri geliyor. Arkasından yaklaşık olarak 1,5-2 ay geçtikten sonra da işte Bedir Savaşı oluyor. Yani tarihi olarak aklımızda Ramazan orucunun farz olmasıyla Bedir arasında ve dikkat edin Bedir harbi Ramazan'ın içerisinde oluyor. Yani Efendimiz belki yani isteyen tutsun isteyen tutmasın diyor. Hatta sahabeler o gün itibariyle yani o gün oruç tutmuyorlar. Çünkü bir savaş ve ilk savaş. Ama Ramazan'ın içerisinde yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya Ramazan girdi şimdi yani cihadın sırası mı şeyin sırası mı demiyor yani öyle. Bir yönüyle bugüne bakan yönüyle maddi kılıç kınına girdiği için hizmetlerde devam ediyor. Bir taraftan evet Ramazan'da biz içeriye doğru derinleşeceğiz inside evet, ama bir taraftan da yani hizmetler afakta devam ediyor. Yani Allah Resulü Ramazan'da ki 2 gün önce onu anlattım Allah Resulü'nün Ramazan'ı nasıldı diye. Allah Resulü Ramazan'da ibadetlerinde, maddi manevi ibadetlerinde, hizmetlerinde katlardı adeta yani öyle. Çekilmezdi bir kenara. İtikaf yaptığı seneler olmuştur son 10 günde. Fakat Ramazan'da bütün faaliyetler faal bir şekilde devam ediyor. Evet, hicretin ikinci senesine geldik hep beraber inşallah bu derslerde. Gün olarak yani 17 Ramazan, Ramazan'ın 17'sinde Bedir Harbi ve sadece 2 saat sürecek, birazdan göreceksiniz. Miladi olarak da yani 13 Mart'ta neredeyse tutturacakmışız, az kalmış. Yani Mart ayının içerisinde, ama neticede yani Mart'ta yakaladık yani. Bu da tabii sizin kerametiniz. Yani Mart ayında Bedir'i işliyoruz, bu da aklınıza kalsın miladi olarak. Yani Mart ayı içerisinde miladi 624 tarihinde oluyor. Hicretten 2 sene sonra. Sebebi şu. Şimdi Allah Resulü ve arkadaşları sallallahu aleyhi ve sellem radiyallahu anhum ecma'in. Allah o arkadaşlarından ebediyen razı olsun. Allah Resulüne, onun dinine, onun davasına nasıl sahip çıkılır bize göstermişler yaşayarak. O sahabelerle beraber inşallah haşretsin bizi. Çıkma sebebi şu, Allah Resulü ve arkadaşları hicret ettiğinde her şeyini, her şeylerini geride bıraktılar. Yani Mekke'de kaldı evleri, barkları, malları, mülkleri. Evet, bir kısmını alan aldı, almayan almadı. Hatırlayacaksın mesela Süheyb-i Rumi. Hatırlayın değil mi? Nasıl hicret ediyor? Hicret ediyor, müşrikler yetişiyor arkadan. O da diyor ki bilirsiniz iyi ok atarım ben diyor. Yani hepinizi öldürürüm veya diyor yani ölene kadar birkaçınızı öldürürüm. Size bir teklif yapayım diyor. Benim diyor malım falan yerde diyor. Ben sakladım çıktım. Onu diyor siz gidin alın. Beni de diyor bırakın ben yani asıl hazineme kavuşayım yani. Benim asıl hazinem Allah Resulü diyor yani adeta. Ben oraya gideyim diyor. Onlar da tetkik ediyorlar. Bakıyorlar hakikaten orada, bırakıyorlar Süheyb-i Rumi'yi. Gelince Efendimiz ne diyor? Vallahi diyor Süheyb'in ticareti bereketli oldu diyor. Asıl ticaret bu demek istiyor yani öyle. İşte bu örnekten yola çıkarak ve ikinci bir örnek daha vereyim. Allah Resulü Bedir Harbi'nden 6 sene sonra yani vefatından da yaklaşık 3 sene önce yaklaşık olarak diyorum yani pardon 2 sene önce yaklaşık olarak diyorum. Yani hicretin 8. senesinde Mekke fethediliyor biliyorsunuz. Ve işte İslam'ın 21. senesinde dönüp Mekke'yi fethedince Mekke'de nerede kalacaksınız ya Resulallah diyorlar. Yani Mekke'yi fethetmiş Allah Resulü. Efendimizin dudaklarından şu dökülüyor. Diyor ki Akil bize ev mi bıraktık diyor. Akil de amcasının oğlu Ebu Talib'in oğlu. Müslüman değildi. Hazreti Cafer ve Hazreti Ali ve Ümmühane annemiz hemen Müslüman olmuştu ama Akil biraz direnmişti yani. O da sonradan Müslüman olacak ama hicrette Müslüman değil. Allah Resulü gittikten sonra Allah Resulü evini barkını satıyor yiyor bir güzel. Yani
Bugünkü işte bizim İpek Koza yani'nin başına gelenler gibi, işte İstikbal'in başına gelenler gibi çıkan onlarca, yüzlerce, binlerce ağabeyimizin, işte sizin orada yaşayan yani Kutup Yıldızı abimizin başına gelenler gibi, yani işte Hacı abinin başına gelenler gibi, yani satıp yiyorlar ve aralarında üleşiyorlar. Yani ganimet paylaşır gibi paylaşıyorlar adeta. Bu iki örnek, yani Suheyb-i Rumi ve Efendimiz örneği aklınızda kalsın. Bedir Harbi açısından önemli. Niye önemli? Çünkü bu müşrikler hicretten, yani Müslümanlar hicret ettiğinde, hepsi hicret ettiler. Hicret ettikten sonra mallarını, mülklerini topluyorlar. Daha doğrusu konan konuyor, alan alıyor filan. Sonra 50 bin dinar değerinde bir kervan oluşuyor. O günün şey birimi, hatta 1000 deveden diyenler var, 1500 diyenler var, 800 deve diyenler var. Yani şöyle düşünün, 1000 konteyner tır dolusu mal Şam'a doğru yola çıkıyor. Yani orada satacaklar, kar elde edecekler, getirip Siyer'de şu kayıtları da gördüm. Sonra o kazandıkları parayla da yani silah şu bu alıp, yani Allah Resulüne bir yönüyle savaş açacaklar. İşte dolayısıyla başına da kimi koyuyorlar? Ebu Süfyan'ı koyuyorlar. Ebu Süfyan bin Harp, Ümeyyoğullarından biliyorsunuz. O da 71 yaşında Müslüman oluyor Mekke'nin fethinden sonra, ama o gün Müslüman değil. Onu koyuyorlar. Şam'a gidiyor ve Şam dönüşü, şöyle haritayı aklınıza getirin abiler, arkadaşlar, ablalar. Yani Mekke'den yola çıktığınız zaman Şam'a doğru giderken Medine yakınlarından geçersiniz. Yani Mekke ile Kudüs arasındadır Medine. Dolayısıyla yani yakınlarından geçiyor. Dolayısıyla Şam'da malları satmış Ebu Süfyan gelirken Medine yakınlarından geçecek. Dolayısıyla bu Allah Resulüne haber veriliyor. Ve Allah Resulü de artık biz Medine'deyiz. Ey müşrikler, buradan öyle çok kolay geçip Şam'a gidemeyeceksiniz. Mesajı vermek için yola çıkıyor. 313 kişiyle, birazdan daha detaylı göreceğiz. Dolayısıyla yani Bedir Savaşı'nın çıkmasına neden olan şeylerden bir tanesi esasen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli. Apsiht olarak, yani niyet olarak savaşmak için bir yönüyle yola çıkmıyor. Bu net yani. Kervanı korkutacak, bir gözdağı verecek ki Mekke'nin emiri, kervanın başında Ebu Süfyan. Burada bir siyasal, yani bugünkü siyasetle karıştırmayın, idari olarak artık burada Müslümanlar bir şehirdeler ve bu şehrin yakınlarından geçerken böyle kolay geçemeyeceksiniz diye adeta bir ispatı vücut derlerdi eskiler. İspatı vücut için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kervanı takip için yola çıkıyor Allah Resulü. Mallar Müslümanların malları, bunu söyledik. Hakikaten savaştan öte Bedir diye buraya koydum. Yani şurada kalemi alayım. Evet. Bakın burası Kızıldeniz. Yani görüyorsunuz, şöyle Kızıldeniz'i çizeyim şöyle. Burası Kızıldeniz. Arkadaşlar, abiler, bakın burası Mekke. Bakın burası Medine. Dikkat buyurun. Birazdan başka haritalarda da göstereceğim. Şam da şöyle yukarıda. Dolayısıyla Şam'dan çıkan bir kervan Mekke'ye gitmek için ne yapması gerekiyor? Medine yakınlarından geçmesi gerekiyor. Fakat Ebu Süfyan işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani kendisini takip edeceğini duyunca bunu kervana saldıracak diye algılıyor. Efendimiz zaten işte 305, bir rivayette 313 kişiyle yola çıkıyor. Hatta Allah Resulü soruyor, kaç kişiyiz bir sayın diye. Efendimiz'de böyle bir takip vardı. Ben bazen arkadaşlarımız sıkı takip yapınca şey yapıyor. Yani bunalabiliyoruz bazen. Abi şu çetele diyoruz ya, yani biraz kızıyor bazıları da. Allah Resulü çeteleyi sürekli tutardı. Kaç kişiyiz bir bakın bakalım. İşte mütevellimiz kaç kişi, muhacir kaç kişi, ensar kaç kişi. Dolayısıyla sordu kaç kişiyiz diye. O da 313 kişi deyince Efendimiz dedi ki Hazreti Davud'un arkasında Calut'la savaşan askerlerin sayısı kadar dedi Efendimiz. Yani Davud'un ordusu kadar dedi. O tevafuktan da bir yönüyle, demin Mart ayı tevafuğundan memnun olduğumuz gibi Allah Resulü de o tevafuktan esasen memnun olmuş oldu. Bedir ordusunda iki süvari var. Bunlar çok ayrıntı, hiç böyle çok ayrıntıya girmeyeceğim ben.
Evet, 313 veya 300 kişi kadar Müslümanlar ilk savaş, dikkat buyurun. Ama şöyle bir şey oluyor. Normalde savaş için yola çıkmadılar dedim ya. Daptap isimli birisini Ebu Süfyan, Allah Resulü'nün kervana saldıracağı korkusuyla Daptap isimli birisini Mekke'ye yolluyor. Hatta o şahıs böyle, yani goy goycu demeyeyim de nasıl diyeyim böyle, öyle bir mübalağalı Mekke'ye girişi var ki devesinin üst dudağını kesiyor. Yani demek ki öyle bir adet varmış. Yani herhalde dehşetli bir haber aldıkları zaman Araplar o zaman bunu yapıyorlardı. Üstünü başını yırtıyor ve diyor ki mahvoldunuz, bittiniz diyor Mekkeliler. Neden? Çünkü bu kervanda malı olmayan bir tane Mekkeli yok. Adeta bir şey kurmuşlar, yani anonim şirket gibi bir şey kurmuşlar, bir holding gibi bir şey kurmuşlar. Herkesin hissesi var yani, öyle düşünün. Ve dolayısıyla diyor ki mahvoldunuz diyor, Muhammed kervana saldıracak diyor yani. Diyor böyle ve o zaman işte Ebu Cehil Bedir Harbi'nin, Bedir Savaşı'nın çıkmasıyla alakalı kıvılcım mı esasen ateşleyen, bir yönüyle fitilleyen Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil aradığı fırsatı buluyor, adeta ellerini ovuşturuyor. Öyle mi diyor? Tamam, zaten diyor elimizden kaçırdık hicrette. Yani iyice bunlar büyümeden, tam oraya yerleşmeden, iyice sayıları artmadan biz bunları yok edelim diye hemen 1000 kişilik bir ordu teşekkül ettiriyor Mekke'de. Ve bu 1000 kişiyle yola çıkıyor. Şimdi bir tarafta tabii Mekke'den yola çıkıyor. Şimdi haritada da göstereceğim birazdan. Fakat ordu toplanırken tabii, yani bir ıslıkla tabiri caizse toplanmıyor ordu, abiler ablalar. Ebu Cehil çok ciddi bir kamuoyu yapıyor. Çok ciddi bir algı operasyonu yapıyor. Mallarınız gidecek diyor. O mallar giderse şöyle olacak diyor. Uzun uzun böyle Mekke'yi adeta ayağa kaldırıyor. Adeta yani. Öyle. Arkasından da tabii herkes buna bir yönüyle iştirak etmek durumunda kalıyor. İştirak edemeyen birisi var. O da Ebu Leheb. Biraz böyle belki rahatsızdı. Belki de birisine para verdi. Paralı asker gibi. Benim bedelime sen git diye. Ebu Leheb Bedir'e katılmadı ama Bedir'den gelen acı haberden dolayı üzüntüsünden ve de Ümmü Fadıl bir değnekle vuruyor kafasını. O yara iyileşmiyor. Ebu Leheb de Bedir'den hemen sonra, yani zaman olarak Bedir'den hemen sonra ölüyor. İşte bu faaliyetler, yani Mekke'de müşrikler ordu toplarken Hazreti Atike annemiz bir rüya görüyor. Hazreti Atike Efendimizin bibisi, bizde bibi derler Sivas, Yozgat, Kayseri civarlarında, bilmiyorum sizde hala herhalde yani. Hala esasen Arapça'da hala, yani normalde kız kardeşe derler, annenin kız kardeşine, ama Türkçe'de hala diye geçmiş. Babanın kız kardeşi, yani Efendimizin babasının ablası Hazreti Atika bir rüya görüyor. Bu rüyasını da kardeşine veya abisine anlatıyor. Kardeşi kim? Hazreti Abbas. Hazreti Abbas'ın Allah Resulü'nün sen burada kal amcacığım, yani normalde Bedir'den önce Müslüman olduğuyla alakalı rivayetler de var. Ve Allah Resulü'nün sen burada kal, buradaki haberleri bize ulaştırırsın demesinden dolayı hicret etmediğini biz okuyoruz. Bu rivayeti esas alalım. Ve Hazreti Atika annemiz diyor ki ordu toplanırken kardeşi Abbas'a, yani Efendimizin amcası, öteki de halası, bacı kardeş konuşuyorlar. Hazreti Atika annemiz diyor ki kardeşim dün gece bir rüya gördüm diyor. Böyle rüyalarla da dalga geçiyorlar ya, bakın bu ilginç bir rüya. Şöyle okuyayım, yani hani sizin için yorucu olmayacaksa. Korkarım ki diyor, bir rüya gördüm. Bize bir kötülük ve musibet dokunacak diyor. İkimizin arasında kalmak şartıyla sana rüyamı anlatayım diyor Hazreti Atika annemiz. Rüyamda diyor, devesine binmiş bir adam gördüm. Siz de böyle kafanızda hayal edin. Rüyasını anlatıyor. Rüyasında bir adam devesine binmiş Mekke'de. Mekke vadisine geldi, yani şehrin olduğu yere geldi ve yüksek bir sesle ey hainler, 3 gün içinde öldürüleceğiniz yere gidiniz dedi ve bunu 3 kere tekrarladı. Ey hainler, 3 gün içinde öldürüleceğiniz yere gidin, 3 gün içinde öldürüleceğiniz yere gidin diye tekrarladı. Bakıyorum ki insanlar onun etrafında toplanmaya başladılar rüyada. Sonra Mescid-i Haram'a girdi, yani Kabe'nin olduğu yere. Arkasında insanlar var, kalabalık. Sonra baktım ki devesi onu Kabe'nin üzerine çıkardı ve yine aynı şekilde 3 kere bağırdı. Sonra
Baktım devesi onu Ebu Kubeys'e çıkardı. Ebu Kubeys de gidenler bilirler Safa Merve tepelerini bilirsiniz. Safa tepesine en yakın tepedir Ebu Kubeys dağı. Cebel Ebu Kubeys ve Cebel Emin diye de geçer. Cebel Emin denilmesinin sebebi Nuh tufanında Hacer-ül Esved'i koruduğu için. Dolayısıyla Ebu Kubeys, Cebel Ebu Kubeys bugün kralın şeyi var. Zemzemle karıştırmayın, büyük otelle. Kralın misafirhanesi vardır. Tam üzerindedir yani Ebu Kubeys'in. Diyor ki oraya çıkardı diyor yani onu. Orada üç kere aynı şekilde bağırdı. Sonra Kubeys'ten bir kaya parçası aldı ve yuvarladı. Kaya dağın eteğine varıncaya kadar yuvarlandı. Orada paramparça oldu. O kayanın bir parçasının girmediği bir Mekke evi ve avlusu kalmadı. Yani tarumar etti evleri diyor. Yani ben diyor bu rüyayı kötü yorumluyorum. Başımıza bir şey gelecek. Sen ne yap et bu savaşa çıkma diye ne yapıyor? Uyarıyor. Ve Hazreti Abbas'a da kimseye anlatma diyor. Tabii biliyorsunuz şimdi Necip Fazıl hapishanede bir şeyin haberin çabuk yayılmasını istiyorsa bir iki kişi varmış. Gel sana bir sır vereceğim dermiş. Yani kimseye anlatma dermiş. O da hemen tabii hapishanede yayılırmış yani öyle. Bizde de öyle ya, bak sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme. O da ötekine gidiyor, bak sana bir şey söyleyeceğim kimseye söyleme. Ama Hazreti Abbas bunu anlatıyor yani. Kime anlatıyor? Velid İbni Utbe veya Utbe İbni Rebiya'ya anlatıyor. Ve o da gidip şey anlatıyor, Ebu Cehil'i anlatıyor. Bak Ebu Cehil'in yorumuna bakın yani rüyayla alakalı. Atika diyor böyle bir rüya görmemiştir, yalan söylüyor dedi. Ben de nasıl yani dedim. Bu Cehil Abdülmuttalip oğulları ya adamlarınız yani erkekleriniz peygamber oldu yetmedi. Şimdi kadınlarınız mı peygamber oluyor diye bir de istihzai edayla bu rüyayı adeta ne yapıyor? Savuşturuyor. Bir rüya daha var. Yani Cuhve denilen yere geliyor. Cüheym İbni Salt görüyor bu rüyayı da. Bunu uzun anlatmayacağım. Zaten ben şeyi gönderiyorum arkadaşlara. Yani hani sunumu gönderiyorum. Arkadaşlar oradan okuyabilirler. Cüheym İbni Salt da bir rüya görüyor. Benzer bir rüya. Biraz bununkinde şey var. Yani hani işte o evlerin isabet ettiği benzer bir rüya. Oradan işte bir kanın çıkması var filan vesaire. Cuhve dediğimiz yerde bugün Rabi kenti kurulmuştur. Mekke Medine arasında bir yerdir. Şöyle göstereyim. Bakın Taif'e beraber gitmiştik. Taif, şöyle alttan başlayayım. Arafat, yani aklımıza az çok yerleşsin neresi olduğu. Mekke burası, Medine burası bakın. Cuhbe de burası. Hatta Efendimiz'in burayla alakalı başka duaları da var. Girmiyorum oraya. Yani buraya geldikleri zaman adam böyle bir rüya görüyor. Şimdi tabii Allah Resulü kervanı takip için şimdi yani Bedir'i anlayabilmemiz için şu sosyopsikolojik tespit çok çok önemli. Efendimiz 313 kişiyle kervanı takip için yola çıkıyor kıymetli hazır. Yani bir savaş böyle bir niyeti yok yani bir yönüyle. Fakat yolda 1000 kişilik ordunun yani belki öyle çıkacakken 1000 kişilik bir ordunun Medine'ye doğru geldiğini duyunca Allah Resulü bu sefer işte o orduyu teşekkül ettiriyor. Normalde kervanı takip için yola çıkıyorlar ama karşılarına Allah 1000 kişilik bir ordu çıkarıyor. Ve iz ya'idukum Allahu ihda diye başlayan bir ayet-i kerime Enfal suresinde, kaldı ki Enfal suresinde Bedir anlatılır. Bu da bir şey olarak aklımızda bulunsun. Yani Kur'an bu savaşlardan bahsediyor mu hocam? Evet bahsediyor. Bunu Uhud'da da söyleyeceğim. Mesela Enfal suresi, Kulil Enfal hatırlayacaksınız. Yani de ki ganimetlerin kime ait olduğunu soruyorlar. De ki Allah ve Resulüne aittir diye başlayan bir ayet şeydir, suredir o biliyorsunuz. Bu ayetle başlar. Ali İmran suresinin 120. ayetinden ayetlerin 120. Ayetinden sonraki ayetlerde Uhud'u anlatır. Ve gelince göreceksiniz Hendek Harbi'ni de Ahzab suresi ki Ahzab Harbi'dir zaten o. İşte bu Enfal suresinde Allah'ın bir muradı vardı. Niye önemli bu murat? Bırak şöyle zaten Allah'ın muradı olmasından dolayı önemli ama yani tespit açısından, Bedir Harbi açısından ne önemi var? Allah iki taifeden birini size vaat etmişti. Siz kuvvetsiz olanın size düşmesini istiyordunuz. Oysa suçluların hoşuna gitmese de hakkı ortaya çıkarmak ve batılı tepelemek için Allah sözleriyle hakkı ortaya koymak ve inkarcıların kökünü kesmek istiyordu. Şimdi
Ayetin nüzul sebebi Bedir. Daha spesifik bir sebebi var. Yani nüzul sebebi var. Yani bir hikmeti var ayetin. Bakın diyor ki, iki taifeden birini Allah size vaat etti. Siz kuvvetsiz olanın size düşmesini istiyordunuz. Şimdi bu ayrımı lütfen aklınızda tutun. Bedir deyince aklınızda hep bulunsun bu. Kervanı takip için yola çıktılar. Allah karşılarına 1000 kişilik bir ordu çıkardı. Şimdi sahabelerden, Allah Resulü birazdan bir istişare yapacak ve sahabelerden, sahabe efendilerimizden bazıları, ya Resulallah niye savaşalım? Kervanın peşine düşelim, mallarımızı alalım, ganimetlerimizi alalım, Medine'ye dönelim. Oysa ki Allah'ın iradesi bambaşkaydı. Ne diyor? Oysa Allah suçluların hoşuna gitmese de bir, hakkı ortaya çıkarmak, iki, batılı tepelemek için, yani sözleriyle hakkı ortaya koymak ve inkarcıların da bir yönüyle kökünü kesmek için esasen sizin savaşmanızı istiyordu. Bu ayetin nüzul sebebi, yani nüzul sebebi bu. Ayet böyle iniyor. Bir de şu da aklımızda kalsın. Bir de eğer o 1000 kişilik ordu, ilk savaş, daha önce bir sefer olmuş, Sıfır Bahır diye bir sefer olmuş ama savaş olmamış orada. Bu savaşta eğer o 1000 kişilik ordu karşılanmazsa orada, hazırsız Müslüman o yönüyle. Dolayısıyla Allah'ın böyle bir muradı var. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yola çıkıyor. Birazdan bir istişare yapacak. Çok çok önemli. İstişare edebi adabı açısından çok çok önemli. Bakın Medine burası. Şöyle şuradaki daha sanki açıklayıcı gibiydi. Bakın abiler ablalar, Medine Bedir'de Kızıldeniz'e doğru yaklaşık olarak, yani güney batısına düştüğünü söyleyebiliriz Bedir. Normal haritadan açalım. Medine şehri burası ve Bedir'de, Bedir'in olduğu yer, birazdan fotoğraflarda göstereceğim yer burası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldiği zaman ordusunu öncelikle bir yere yerleştirdi. Bir istişare yaptı belki ve ordusunu bir yere yerleştirdi. Çok hoşuma gider benim bu kısım. Sonra Hubab İbni Münzir, ki daha sonra Efendimiz'in vefatından sonraki şeylerde de Medine'de çok sazı sözü geçen birisidir. Özellikle hilafetle alakalı yaptığı konuşmalar falan var. Hazreti Hubab İbni Münzir ayağa kalktı. Ya Resulallah dedi, biz harpçı kimseleriz. Ben bütün surları kapatıp bir tek su menbaı üzerine karargah kurmayı uygun görürüm dedi. Hatta daha da şey yaparak önce geldi dedi ki, ya Resulallah orduyu buraya konuşlandırdınız ama dedi, şimdi müşrik ordusunun gelmesini bekliyorsunuz ama dedi, vahiy Allah tarafından mukayyet bir şeyle mi, yoksa insanların fikirlerini mi alarak yaptınız deyince, o da dedi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki, hayır dedi, ben insanların, ya Resulallah benim de fikrimi alın dedi. Başka kaynaklarda şöyle geçiyor, çok hoşuma gider, ben buraları çok iyi tanırım, çok iyi bilirim. Hatta burada bir yönüyle koyun güttüğüm de var. Yani şunu demek istiyor. Avucumun içi gibi bilirim. Ya Resulallah buraya değil, Bedir kuyularının olduğu yere gidelim. Bedir kuyusu. Orada su ihtiyacımızı alalım. Sonra onu kapatalım. Daha sonra açmak üzere. Onlar gelsinler. Yani su bulamasınlar o yönüyle. Bir telaşlansınlar falan gibi argümanlarıyla beraber ortaya koydu. Allah Resulü tekrar belki etrafına o istişare heyetini topladı. Ve bu daha uygun görüldü. Ve dikkat edin, yani görüş, duygu ve düşünce. Yani ben buralarda çobanlık yaptım, buraları iyi bilirim. Ehli vukuf diyoruz biz buna. Oraları daha iyi biliyor. Allah Resulü hemen ne yapıyor? Yani o fikrin daha isabetli olduğunu görüyor ve alıp işte Müslümanları bu sefer, yani ordusunu Bedir kuyularının yakınına getiriyor. Oraya karargah kurulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nın belki olacağı alanı önceden geziyor. Yani geziyor demeyelim de şöyle önceden bir tetkik ediyor ve Efendimiz şöyle diyor, bakın daha Bedir'den bir gün önce, belki birkaç gün önce, inşallah diyor, yarın sabah filanın vurulup düşeceği yer şurasıdır. Ebu Cehil şurada düşecek. Ukbe İbni Muayit burada düşecek. Utbe burada düşecek. Şeybe burada düşecek. Tek tek böyle eliyle Hazreti Ömer yani gösteriyor. Yani huna, burada düşecek. Dikkat edin. Hazreti Ömer diyor ki, onlardan hiçbirisi diyor,
Nebi-i Ekrem'in, yani Allah Resulü'nün elini koyduğu yerin ne ilerisine ne gerisine vurulup düşmediler diyor. Hepsi Allah Resulü'nün gösterdiği yere düştü diyor. Bu da Bedir Savaş alanı, yani birazdan büyüteceğim. Şurada bakın bir boşluk var. Medine'ye 180 kilometre, yani güneybatısı, Medine'nin güneybatısına, Kızıldeniz'e doğru yaklaşıyoruz burada. Yani şu alan, biraz daha büyüttüm bakın, işte Bedir şehitliği de tam şurasıdır. 14 şehit vardır Bedir'de. Yani Bedir'in olduğu, Bedir Savaşı'nın olduğu yer burasıdır. Bu da şehitlik yani. Birazdan daha ayrıntılı göreceksiniz. İşte Ashab-ı Bedir'in Halet-i Ruhiyesini demin anlattım. Allah Resulü çoğundan sistemli bir ordu kuruyor ve işte burada bir istişare yapıyor. Burası çok önemli. Yani Ferid el Ensari'yi hatırlarsınız. Hoca Efendi'yi ile görüşmemişler ama Hoca Efendi her andığında böyle adeta burnunun delikleri sızlar. Sızlayacak şekilde yani görüşmeden birbirlerini çok sevmişlerdir. Ferid el Ensari ile alakalı. Ferid el Ensari'nin bir yazısında İslam tarihindeki belki en önemli istişarelerden bir tanesidir diyor. Hatta o diyor kıl çadırın içerisinde veya o çadırın içerisinde yapılan istişare diyor. Şimdi hayalen, her zaman dediğimiz gibi diyelim, hayalen hep beraber o asra gidelim, o aya gidelim, o güne gidelim, o saate gidelim ve Allah Resulü'nün çadırının içerisinde bir kenarda, bazı filmlerde oluyor ya, görünmüyor adam yani ama içeridekileri böyle şey yapıyor filan, biz de Allah Resulü'nün çadırının içerisinde manzarayı seyredelim beraber, bakalım, ibret alalım biz de, o istişareden bir şeyler öğrenelim. İstişarenin şeyi belki tek maddesi var. Yani istişarenin bir maddesi var belki. O da nedir? Yani kervanı takip için yola çıktık. Ne yapalım? Kervanı mı takip edelim? Yoksa bir ordu geliyor. Yani savaşalım mı? Eğer kervanı takip edersek bu ordu Medine'ye kadar gidecek belki. Yani işte orada dikkat buyurun. Deminki ayeti kerimede bazı sahabe efendilerimiz, yani diyorlar ki sonra kervanı, yani zayıf olanı, ayet diyor bu. Yani Enfal suresinde zayıf olanı siz diyor gönlünüzden geçiriyordunuz diyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz şöyle bir görüş ayrılığı var. Yani sahabe şöyle değil. Aklımızdan öyle geçmesin. Yani bir şöyle, hemen böyle kurşun askerler gibi böyle dön. Ya öyle değil. Yani öyle demokrat bir ortam oluşturuyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar fikirlerini çok edepli şekilde söyleyebiliyorlar. Bakın Hubab ibn-i Münzir çıktı, ne dedi? Ya Resulallah, vahiy ile mi? Yani yoksa böyle mi dedi yani. Ve arkasından öyle deyince müsaade eder misin ya Resulallah, ben de fikrimi söyleyeyim dedi. Kimseyi aşağılamadan, kimseyi hakaret etmeden, kimseyi küçümsemeden, üç nokta koyuyorum, fikrini söyledi. Allah Resulü de, ya dikkat edin, burada da bir fikir ayrılığı var. Şimdi ilk savaş olacak ama Müslümanlar daha henüz, dikkat buyurun, fikir birliğine varamamışlar. Niyet birliğine varamamışlar. Bunu kim söylüyor? Kur'an söylüyor, ayet söylüyor, Rabbimiz söylüyor. Kimimiz kervanı takip edelim, kimisi kervanı takip edelim diyor, kimisi savaşalım diyor. Fakat muradı ilahinin öyle tecelli edeceğini Allah Resulü biliyor ve o da yani bir tedbir almak adına onun da fikri var. Fakat önce insanların, yani arkadaşlarının fikirlerini söylüyor, soruyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Yani Miktat İbni Esved çok güzel şeyler söylüyor. Mesela Miktat İbni Esved öyle bir şey söylüyor ki, ya Resulallah, Musa'nın kavmi, yani hani yeter bıldırcın etinden, kudret helvasından usandık, soğan, sarımsak, ciğer, bağırsak, başka şeyler göndersin. Ayet abi da. Yani Rabbine söyle de filan deyince, o zaman böyle şey istiyorsanız gidip savaşacağız deyince, sen git Rabbinle beraber savaş, biz bu gölgeden çıkmayız diyorlar ya, Miktat oraya atıfta bulunuyor. Demek ki o ayetler gelmiş o zaman. Diyor ki ya Resulallah, biz Musa'nın kavminin Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz yani. Sen git Rabbinle savaş, biz buradan çıkmayacağız demeyeceğiz diyor. Ben öyle demeyeceğim en azından diyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ama bana göre sözün güzelini Sa'd İbn-i Muaz söylüyor. Sa'd çok farklı bir karakter. Yani nasıl bir karakter biliyor musunuz? Yani Sa'd 31 yaşında Müslüman oluyor. İkinci Akabe biatına katılıyor. Birinci Akabe biatında Müslüman değil, Hazreti Musab'ın ilgilenmesiyle Useyd İbn-i Hudeyr'le beraber Müslüman oluyorlar.
36 yaşında da göreceksiniz önümüzdeki hafta Uhud, bir sonraki hafta Hendek. Hendek Harbi'nde aldığı yaradan dolayı da şehit oluyor. Hatırladınız siz Sa'd ibn Muaz'ı. Hani Efendimizin meleklerle cenazesini yıkamak için yarıştığı sahabe. Hazreti Sa'd ibn Muaz yani. Öyle. Bizden önce yetişip Hanzala'yı yıkadıkları gibi Sa'd'ı da yıkarlar da ondan mahrum kalırız o şereften dediği sahabe. Hazreti Ali diyor ki vallahi diyor biz taşımıyorduk onu diyor. Melekler taşıyordu herhalde diyor yani. Öyle bir insan. Çok da iri yapılıymış böyle yani. Hani böyle güçlü kuvvetli gürbüz bir insanmış. Ve Hazreç kabilesinin reisi, dikkat buyurun. Kalkıyor ayağa diyor ki ya Resulallah biz diyor sana inandık. Bize getirdiğin Hazreti Kur'an'ın hak olduğuna şehadet ettik diyor. Sen nasıl arzu edersen öyle yap ya Resulallah. Sen bize denizi gösterip hatta söylüyor. Sen atlarınızı şu Kızıldeniz'e ki çok uzak değildir sür desen biz seninle birlikte oraya dalarız. Ensardan Medineli Müslümanlardan tek kişi dahi geri dönmez. Biz sözümüzde duracağız. Hatta başka kaynaklarda şöyle geçiyor. Emret ya Resulallah atlarımızı Kızıldeniz'e sürelim. Emret ya Resulallah Kıma'da sürelim. Kımat neresi? Yemen'de fethedilmesi çok zor bir kale. Oraya sürelim. Bakın sonra devamında ne diyor biliyor musunuz? Malımız malındır ya Resulallah. Canımız canındır ya Resulallah. Mallarımızdan istediğin kadar al, istediğin kadarını bize bırak ya Resulallah. Sahabe söz söylemeyi, Arap söz söylemeyi çok iyi bilirdi. Şu cümlesine ilk okuduğum zaman adeta vurulmuştum yani. Malımız malındır ya Resulallah. İstediğin kadar al, istediğin kadarını bize bırak. Bakın cümleye bakın. Bizden aldığın ve Allah için harcadığın bize bıraktığından hayırlıdır ya Resulallah. Ve seninleyiz. Allah Resulü'nün dişleri görünecek şekilde tebessüm ettiği, güldüğü yerlerden bir tanesinin bu olduğu diyor. Çok rahatlıyor Allah Resulü. Ben buradan bir şey çıkarıyorum biliyor musunuz? Ya işte bizim istişarelerimiz, o yolda istişarelerimiz böyle olmalı. İstişare böyle yapılır. Sahabe bize de bunu, yani sahabe yaşayarak bunu da bize öğretiyor. Evet, ve arkasından Allah Resulü bir dua yapıyor. Allah'ım diyor, yani Arapçası çok güzeldir bu duanın. Bana vaat ettin. O vaat ettiğin şeyi yerine getir Rabbim. Allah'ım bir avuç Müslüman mücahit helak olursa, yani eğer yok olup giderlerse artık sana yeryüzünde belki ibadet edecek kimse kalmayacak diye. Allah'ın bir vaadi var. Rabbim bu vaadini Bedir'de yerine getir. Allah Resulü savaşma dikkat edin artık savaş çanları çalıyor. Maksat bir yönüyle hasıl oldu ama Allah Resulü hiçbir zaman savaşalım bitirelim öyle bir şey yok. Hazreti Ömer'i elçi olarak gönderiyor. Diyor ki gelin yani barışalım. Gidin. Kervanınız da kurtuldu zaten. Ebu Sufyan bu arada kervanı kurtarıyor. Mekke'ye doğru devam ediyor. Hatta Ebu Cehil'e çağrı yapıyor. Haber gönderiyor. Kervanı kurtardım dönün. Hayır diyor ben bu fırsat elime geçti. Ben diyor Bedir'de diyor çok özür diliyorum kendi dediği için. Kadın kız oynatacağım. Orada diyor şarabımı içeceğim. Yani filan diye böyle yani adam ısrarla ama ısrarla yani şeye doğru gidiyor. Burada anlatmayı unuttuğum küçük bir şey var. Allah Resulü bu işte o zor istişare düşünün yani. Unuturuz ama hatırlayacaksınız ben size Ebu'l-Bahteri'yi anlatmıştım. Bir kere daha anlatayım burada. Bitti mi gündeminiz diyor. Bitti artık tamam yani her şey tabyalar oluşturuldu. Benim bir gündemim var diyor Allah Resulü. Ebu'l-Bahteri yarın müşrik ordusu içerisinde gelecek gelir. Onu görürsünüz onu öldürmeyin. Ben ona eman verdim diyor. Hatırladınız değil mi? Eman vermesinin, onu affetmesinin, öldürmeyin demesinin sebebi ta yıllar önce boykot yıllarında bir yani katır yükü arpayı boykotun olduğu yere gönderip Müslümanları doyurmasıydı yani öyle. Yani muavenetiydi. Allah Resulü o kadarcık muavereti bile aradan 5-6 yıl geçmesine rağmen bu savaş hengamında bile unutmamıştı Vefa Peygamberi. İnşallah sizin muavenetlerinizi de unutmaz. Yani unutmaz Allah unutur, Allah görüyor. Amel defterlerinize yazılıyor bunlar yani öyle. Dolayısıyla Allah Resulü bu duasını ya elçi olarak gönderiyor. Arkasından işte mübareze denilen bir şey var. Adet var o zaman savaşta ki ben bunu anlattıktan sonra Bedir'i yani sohbetin sonunda yani bu serinin sonunda Mustafa Hocam abilerle bir film izleme partisi yapalım. Şimdi yapıyorlar, o modaymış o film partisi. Abiler böyle biraz böyle hafif böyle birkaç saatlerini, 2-3 saatlerini ayırsınlar ama. Yani Çağrı filmini kare kare beraber izleyelim.
tam bütün bu anlattıklarım kafamıza tam yerleşmiş olur. Yani ilk vahyin gelmesinden, yani Çağrı filminden, yani Efendimizin vefatına kadar kare kare bakın bu bu, burası burası filan diye ben de tarif edeyim. Bazı yerlerde donduralım, duralım. Yani böyle bir Çağrı filmini bir film partisinde tabiri caizse inşallah en son pekiştirmiş oluruz. Yani tekit etmiş oluruz. Sadece bir teklif bu. Yani gününü kararlaştırırız. Çağrı filmini beraber izleriz. Yani hani biraz anlatarak, belgesel izliyor gibi Allah nasip ederse. İşte mübarezede hatırlayacaksınız 3 kişi yola şey yap çıkıyor. Onlardan 3 kişi çıkıyor. Velid çıkıyor, Utbe çıkıyor. Şeybe çıkıyor. Şeybe ile Utbe kardeş zaten. Utbe Ebu Süfyan'ın kayınpederi, Hint'in babası, öteki amcası falan, öteki oğlu falan. Dolayısıyla üçü de öldürülünce Uhud'a çok kinli geliyor. Uhud'da anlatacağım zaten yani öyle. Arkasından biliyorsunuz önce Medineliler çıkınca diyorlar ki Mekkeliler, müşrikler bize, yani bizim ayarımıza, adamdaki kibre bakın adamlardaki. Biz yani çölle çöple uğraşan şeylerle mi yani yapacağız yani mübarezeyi? O zaman Efendimiz Hazreti Hamza kalk diyor. Abu Ubeyde kalk diyor, Efendimizin amcasının oğlu. İşte ve diyor şeyi kalk. Hazreti Ali'ye kalk diyor. Ve Hazreti Ali burada 24-25 yaşlarında. Ve biliyorsunuz ilk mübarezede yani üçü de öldürülüyor. Ve Efendimizin burada yani yine Allah'ın bahşettiği mucizeler var. Efendimizin bir toprak alıp atması var. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ayet-i kerimesini hatırlayın. İşte onları siz öldürmediniz, Allah onları öldürdü diyor. Ve burası önemli. İkinci bir mucizede meleklerin yardıma gelmesi var. Meleklerin yardıma gelmesi şöyle, bakın önce şeyi biraz saate bir bakayım. 6-7 dakikam var. Bakın burası savaş bölgesi, yani şu savaş bölgesi. Birazdan sizi bir dağla, yani bakın şurada bir dağ var bak. Bunu geriden de göstereceğim. Bak burada da bir şey yazıyor. Diyor ki meleklerin indiği dağlar. Müjde ya Ebu Bekir diyor Efendimiz. Sana Allah'ın yardımı geldi. İşte şu Cebrail kum tepelerinin üzerinde atının dizgini tutmuş, silahlanmış, emir bekliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu vakayı şöyle anlatıyor. Muhakkak ki siz Bedir'de zayıf durumdayken Allah size yardım etmişti, muzaffer olmuştunuz. Öyleyse Allah'tan korkun ki onun yani hani yardımına şükretmiş olasınız. Ayet ne diyor? Rabbiniz gökten indirdiği 3000 melekle yardıma gelmesi size yetmedi mi diyor. Bir sekine, melekler iniyor. Hatta daha sonra Bedir'e katılıp Bedir'den sağ kurtulup daha sonra Müslüman olanların anlattıkları hatıralar var ki yani o sohbetin konusunu çok çok aşar. Yani diyor ben karşımda kimse yoktu, biri elime vurdu, kılıcımı düşürdü diyor mesela. Buna benzer çok şeyler de var. Kur'an'ın demesi yeterli ama bu türlü hatıralar da var. Dolayısıyla 3000 meleği Allah yani gökten yardıma gönderiyor. İşte o Allah Resulü'nün bakın şurada ne diyor? Bakın kum tepeleri üzerinde dediği yer, işte bu kum tepeleri buradan yani Bedir Savaşı'nın olduğu yerden baktığınız zaman gördüğünüz yer burası. Sonra bir mucize daha oluyor esasen akşamında. Normalde yer böyle kumlu. Bir yağmur yağıyor, tamamen orayı sertleştiriyor, özellikle Müslümanların olduğu tarafı da sertleştiriyor. Efendimizin işte o toprağı alıp atması var, yani yüzleri kararsın diyor ve arkasından savaş sadece 2 saat sürüyor benim abilerim, ablalarım. Ve 70'e yakın müşrik, ki bunlardan 20-24'ü çok önde gelen müşrikler, başta yani savaş kısmını çok uzun anlatmıyorum Bedir anlatırken. Mesela işte Hazreti Maiz Muavviz isimli biliyorsunuz iki kardeşin Ebu Cehil'i öldürmesi var. İşte Utbe öldürülüyor, Şeybe öldürülüyor, Ukbe İbni Ebu Muayt. Ukbe İbni Ebu Muayt kim biliyor musunuz? Efendimizin başına işkembe koyan adam yani o dönemde. Bunlar öldürülüyor biliyorsunuz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 24 müşriğin başında duruyor ki Allah Resulü defnettiriyor. Yani onların cenazelerine bir zarar, müste yapmasına izin vermiyor. Ve Efendimiz cenazelerle şöyle konuşuyor. Müşriklerin yani laşeleriyle diyeyim ben. Siz beni yalanladınız diyor. Bütün Müslümanlar bakıyor böyle donmuş. Allah Resulü yani cenazelerle konuşuyor, müşrik cenazeleriyle. Siz beni yalanladınız, başka insanlar beni doğruladılar. Siz beni yurdumdan çıkardınız. Başka insanlar beni barındırdılar.
Siz benimle çarpıştınız. Başka insanlar ise bana yardım ettiler. Esasen Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz burada? Esas sizin yardım etmeli, yani asıl siz yardım etmeli değil miydiniz? Asıl siz beni doğrulamalı değil miydiniz? Asıl siz bana gerçek, hakiki yurdumda yani Mekke'de sahip çıkmalı değil miydiniz? Demek istiyor. Allah'ın ve Resulünün Rabbinizin size vaat ettiği şeyi siz hak ve gerçek buldunuz mu? Konuşuyor onlarla. Bulmuş bulunuyorsunuz değil mi? Ben Rabbimin bana vaat ettiği şeyi hak ve gerçek buldum. Biz Rabbimizin bize vaat ettiği şeyi hak ve gerçek bulduk diyordu. Değerli abiler, ablalar, hak üzerine olduğunuzu düşünüyorsanız, Kur'an'ın, sünnetin ve yani günümüzde cari olan hukukun, pozitif hukukun dışına çıkmıyor. Hakikaten hak olduğunuz, haklı olduğunuz, durduğunuz yerin meşruluğuna inanıyorsanız, er veya geç. Ve ce'el hakku diyor ya Efendimiz, hak geldi, batıl zail oldu. Evet, zulüm devam etmez. Küfür devam edecek kıyamete kadar. Ama zulüm devam etmeyecek yani. Evet, başımıza bir takım şeyler gelecek. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, önce neyse boykotlarda, şurada burada. Ama er veya geç, işte şu Kureyş'in düştüğü gibi yani şu hakikaten hizmetle, şu ehli sünnetle, şu insanlara zulmedenlerden bir gün düşecek, göreceksiniz. Bunu Kur'an diyor, biz demiyoruz. Bunu ilim diyor, sosyoloji diyor, biz demiyoruz. Ve Hazreti Ömer ve bazı sahabeler, ya Resulallah ölmüş ruhsuz cesetleri, yani bunlarla mı konuşuyorsun sen deyince, yani Allah Resulü dedi ki, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki benim söylediklerimi siz onlardan daha iyi işitir değilsin. Onlar beni daha iyi işitiyorlar. Fakat onlar cevap veremezler. Cevap vermeye kadir değildir diyor Efendimiz aleyhi ve sellem. Evet, birkaç şeyden sonra yani birkaç saatten sonra, 2 saat sonra Müslümanlardan da 12 şehit vardı. Bu öldürülenlerden, şehit olanlardan ilk aklımıza gelecek olan Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr İbni Ebi Vakkas olsun. 14 yaşındaydı diyorlar oraya gittiğinde. Yani hani Hazreti Sa'd hep ağlarmış ya, yani benden önce gittin o şehitlik mertebesine ulaştın diye. Bu sağ tarafta görmüş olduğunuz yer ise Bedir şehitliğidir. Allah inşallah Teala gitmeyi, görmeyi inşallah Teala ve ziyaret etmeyi nasip eylesin. Bir gün beraber gideriz. Eskiden yani 15 sene öncesine kadar yani Mekke Medine dışına çok çıkarmıyorlardı hacıları, umrecileri. Ama şimdi birazcık daha gevşettiler. Peki Bedir'in sonunda ne oldu? Benim en çok hoşuma giden ki burada yani fıkıhçılar bir şeyi çıkarıyorlar. Mesela Efendimiz Medine'ye getirdiği esirleri ne yaptı? Hatırlayacaksınız. 10 tane Müslümana okuma yazma öğretmesi şartıyla mesela serbest bıraktı, değil mi? Demek ki buradan bir şey çıkarıyorlar, netice çıkarıyorlar. Daha doğrusu fıkıhçılar bir hüküm çıkarıyorlar. Diyorlar ki bir Müslümanın hocası gayrimüslim olabilir, hatta müşrik olabilir. Yani ilimde esasen bir de o yönüyle yok. Tabii onu tevhidden çıkaracak, şundan çıkaracak şekilde anlatma değil. Fizikse, kimyasa, coğrafyası veya farklı felsefeyse, şuysa, buysa, her neyse ya olabilir diyorlar. Ve şununla bitireyim. Hakikaten çok uzun anlatılabilir ama vakit sıkıntımız var. İşte Rifa bin Rafi'nin Bedir ashabından sonra Rafi'den rivayet ediyor. Yani ben ravileri geçeyim. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e gelip Bedir ashabının aranızdaki mevkii nasıldır diye sordu. Efendimiz de onlar Müslümanların üstün kişilerindendir. Hala bugün okuyoruz Ashab-ı Bedir'i, değil mi? Yani böyle şu 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 diye isim isim okuyoruz. Efendimiz dedi, Cebrail aleyhisselam da dedi ki Efendimiz böyle deyince, meleklerden Bedir Savaşı'nın da bulunanlar da sizdeki gibi dedi. Hani 3000 kişi, 3000 melek katılmıştı ya, onlar da bizim aramızda Ashab-ı Bedir diye anılır demişti arkadaşlar, abiler diyor. Ve Bedir'i de böylece anlatıp sözü Mustafa hocama bırakıyorum. Haftaya Uhud, ondan sonra da zaten Hendek Harbi var. Arada sonra da Hudeybiye ile bitiyor. Sonra da inşallah beraber bir çağrı filmini birkaç saat izleriz. Bir ara vererek filan. Oradan yolumuza devam ederiz. Başınızı şişirdim, hakkınızı helal edin. Dualardan eksik et.